Petrol sanayide sektörün öncü firması Büyük Ali Rıza Usta Petrol'e konuk olduk şimdi. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Konya'da tüm hızıyla devam ediyor. Ali Rıza Usta Petrol bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Mehmet Özkafa var. Mehmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Mehmet Özkafa, 25 yaşındayım. Evliyim, yeni evlendim. Taze damadım. 6 aylık bir süreç. Öğretim durumumuz lise. İş yerine bir 17 yıldır bu sektördeyiz. 17 yıldır bu sektördesiniz. Ali Rıza Petrol kaç yıldır faaliyet gösteriyor Konya'da? Ali Rıza Petrol 17 yıldır bu petrol sektöründe 17 yıldır faaliyet gösteriyor. Daha önce tanker üzerine bir imalatımız vardı. 1986 yılından beri tanınan bir isim Ali Rıza Petrol. Yani yaklaşık 31 yıldır falan tanınan bir isim. Ali Rıza Usta olarak. Ali Rıza Usta Petrol müşterilerine ne gibi hizmetler sunar Mehmet Bey? Ali Rıza Usta Petrol kaliteli yakıt ve kaliteli hizmet sunar. Bunun dışında güncel kampanyalarımız var. Peki ham madde nereden geliyor sizlere? Ham madde İngiltere, Amerika'dan, buradan geliyor. Buralara tabii ilk başta rafineriler dediğimiz İzmir Alia var. Mersin depo var, Kırıkkale var. Biz malı Mersin'den alıyoruz. Mersin tabi İngiltere ve Amerika'dan, oralara da İngiltere ve Amerika'dan gemi yoluyla geliyor. Peki kaç metrekare alanlık bir kapasiteye sahipsiniz? Burası 2300 metrekare alandayız. Şu an binamız yaklaşık 250 metrekarede oturmakta. Diğer taraflar sağ, yani geri kalan yaklaşık 2050 metrekare, 100 metrekare gibi de diğer sağ tarafımız var. Kanepe altımız var, pompalarımız, adalarımız var. Öyle. Peki firmanız içerisinde tabii ki petrol satışı var. Bunun dışında bir yıkama hizmetiniz vesaire var mıdır? Tabii. Bunun dışında marketimiz var. Oto yıkamamız var. Self servis, yani müşterilerin kendi yıkadığı self servisi var. Self servis süpürge var, self servis hava var, oto yıkama var. Bünyemizde Çıtır Simit adında simitçimiz var. Peki rotasyon olarak Ali Rıza Petrol nereye yakın? Yani izleyicilerimiz buraya gelmek istediklerinde nereye yakın olduklarını daha rahat bulabilirler. Ali Rıza Petrol karşımızda Yeni Meran Belediyesi var. Onlar da yeni geldi. Rotasyon olarak Yeni Meran Belediyesi'nin karşısındayız. Tabii da trafik tescil ilerisi, tabuka dostora ilerisi, Yeni Meran Belediyesi karşısı. Rotasyon olarak güzel 3 tane resmi kurum var. Evet. Peki hedefleriniz nelerdir Mehmet Bey sektörünüzle alakalı? Hedeflerimiz nelerdir? Kanepe altındaki parakende satışını inşallah günlük 25-30 bin litrelere çıkarmaktır. LPG ile beraber. Şu an güzel satışlarımız var. Günlük 20 bin litre gibi yaklaşan satışlarımız var. İnşallah bunları günlük 30 bin litre gibi satışlara çıkaracağımıza inanıyoruz. Peki buradan başka bir şube açmayı düşünüyor musunuz? Başka bir şehre mesela? Tabii inşallah. Başka şehri tabii çok fazla dağılmak sektörde ne kadar iyi olur. Çünkü bu hizmet sektörü başınızda olmadığı zaman ön sahadaki arkadaşlara tabii şey yapmıyoruz. Güvenmediğimizden değil ama hizmet sektörü ne kadar dağılırsak bilmiyorum ama başka şehir, başka ilçeler olabilir ama bu tabii iyi zamanda iyi bir bütçelerle neden olmasın. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? İzleyicilere tabii söylemek istediğimiz var. Özellikle tüketicilere şunu diyoruz. Fiyatlara aldanmayalım. Aracımızdaki kilometreyi her zaman ölçelim. Yani yüksekmiş, düşükmüş, o fiyatlara aldanmayalım. Gelelim, kim olursa olsun, hangi marka olursa olsun her seferinde kilometreyi ölçelim. Biz markayız, markadan yanayız. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz.
buradan izleyicilerimizin aslında çok merak ettiği sorulardan bir tanesine değindiniz az önce. Petrol alırken izleyicilerimiz nelere dikkat etmeli? Çünkü bazen bakıyoruz bir işletmede fiyat farklı, diğer bir petrolde fiyat farklı. Yani ucuz alınırsa, kötü petrol alınırsa araca zarar verir mi, ne olur? Tabii illa ki araca zarar verir. Özellikle motor olsun, bu benzin filtresi ya da mazot filtrelerini tıkayabilir. Bu motora kadar zarar verebilir. Dediğimiz gibi insanlar ilk başta yakıt alırken aracın kilometresini sıfırlayıp kilometresini ölçmesi lazım. Tabii kilometre illa bu benzine ya da yakıta endeksli bir şey değil. Aracımızın 4 lastik basınç havaları, aracımızın zamanında yapılmış servis bakımları, bunlar da önemli. Zaten servis bakımlarından eminsek, lastik basınçlarından da eminsek en son kalacağımız şey yakıt. Yakıt alarak aracımızın kilometresini ölçelim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Konya'da Ali Rıza Usta Petrol bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?